Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi emeklilik işlemleriyle taşerondan geçen, kadroya geçen 696'lı arkadaşlara zorunlu emeklilik kaldırılmıştı an itibariyle 2 gün önce. Ve kurumlar peyderpey yazı yazmaya başladı arkadaşlar. Gelin yazıya birlikte bakalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı yazısı bu. Bilindiği üzere 690 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 127. maddesinin 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23. maddesinin 5. fıkrasında yer alan sürekli işçi kadrosuna geçirilenler 1. fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya mağlulluk aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Hükmünün ikinci cümlesi 3 Mart 2023 tarihli ve 32.121 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunun ikinci maddesiyle yayımı tarihine itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede taşerondan kadroya geçen sürekli işçi personelimize ilişkin 3 Mart 2023 tarihine itibaren emekliliğe hak kazanan sürekli işçi personelimizin zorunlu emekliliğini gerektirecek hüküm yürürlükten kaldırıldığından dolayı bu tarihten itibaren ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre sadece kendi istedikleri halinde emekliye sevk edilmeleri gerçekleştirilebilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK kayıtlarına göre 3 Mart 2023 tarihinden önce emekliyi hak eden bahse konulu personelin de emekliye sevklerini gerçekleştirebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle yapılarak genel müdürlüğümüze emeklilik onayı almak üzere gönderilmesi gerekmektedir diyor. Burada da biz bir bilgi verelim. Kurum fark etmeksizin eğer sizin de böyle bir durumunuz varsa arkadaşlar bir ay içerisinde yani geriye dönük 3 Şubat tarihine kadar dava açabilirsiniz. İşe dönüş geri dönüş davası %100 kazanırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu bilgiyi de verelim. Yani zorunlu olarak emekli edilmişseniz daha öncelerde işe geri dönüş davasını açın. Emsal teşkil edilebilir. Sonuçta bu yasa çıktı arkadaşlar. Diğer taraftan bahse konulu personelin çalıştıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamında hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri hükmünün halen yürürlükte olması sebebiyle nakil ve görevlendirme işlemlerinin yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yani tayin hakkı yok diyor zaten arkadaşlar. Bilginiz olsun, tayin hakkı şu ana kadar çıkmadı ama o da eli kulağında diye düşünüyoruz. O da çıkacak, rahat olun. Zorunlu emeklilik uygulaması kalktı 3 Mart itibariyle. Diğer kurumlarda da bu tarz yazılar gelecektir. Bilginiz olsun, dediğim gibi eğer son bir ay içerisinde siz de zorunlu olarak emekli edildiyseniz işe geri dönüş davasını açın arkadaşlar. Sendikalarınıza gidin, görüşün, davanızı açın. İşe geri dönebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yazı bu şekildeydi. Diğer kurumlara da gelebilir. Bilginiz olsun.